Bu uygulamada LCD ekranın kullanımını inceleyeceğiz. Likit kristal display olarak da adlandırılan LCD, 16 sütun ve 2 satırdan oluşan mavi veya yeşil arka plana sahip yazı ve karakter gösteren bir bileşendir. Üzerinde normalde 16 adet pin bulunur. Kullanılacak modele göre pinler ekranın altında ya da üstünde bulunabilir. Bacak sayısının fazla olması ve Arduino unu üzerindeki pinleri fazlasıyla kullanması nedeniyle LCD ekranlara I²C modülü takılarak sadece 4 pin kullanılarak LCD kolaylıkla kullanılabilir. Modüle entegre potansiyometre sayesinde ekran kontrastı kolaylıkla ayarlanabilir. Modülde artı eksi yani 5 volt ve GND pinleri ile I²C pinleri yani SDA ve SCL pinleri de bulunur. I²C modülünün farklı modelleri bulunmaktadır. Bu üzerindeki entegrenin birkaç çeşidi vardır. Seri numarasına bakıldığı zaman şu üstteki kısım eğer 74T ile bitiyorsa ya da 74AT ile bitiyorsa bunun adreslenmesi ona göre ayarlanmalıdır. Devre bağlantısını inceleyecek olursak bakın buradaki gibi GND pinin Arduino'nun GND'sine 5 volt pininin de Arduino'nun 5 volt pinine bağlanması yani VCC'nin 5 volt pinine bağlanması gerekir. SCL pini A5 pinine, SDA pini ise A4 pinine bağlanarak basit bir şekilde bağlantı sağlanabilir. Ekran üzerinde yazı yazabilir, yazıları dilediğimiz zaman silebilir ya da yazıları kaydırma, kaybolup gösterme gibi işlemler yapabiliriz. Biz normalde seri port kullanarak sensörlerden gelen değerlerin çıktılarını Arduino IDE uygulaması ya da mBlock üzerinden görebiliyorduk. Ancak burada LCD sayesinde artık bilgisayarla bağlantı kurmaya gerek kalmadan sensör çıktılarını LCD ekran üzerinden görebiliriz. Şimdi LCD kullanımını ve devre bağlantısını gördüğümüze göre kodlama işlemini yapabiliriz. Evet, devre bağlantısını kurduğumuza göre uygulamanın kodlarını oluşturabiliriz. Şimdi mBlock uygulaması üzerinde bizim LCD ya da LCD I²C'yi doğrudan kullanabileceğimiz blok yok. Bunun için uzantıya ihtiyacımız var. Bakın buraya girdiğimiz zaman büyük harflerle LCD yazıyoruz şöyle. Burada bakın şunu kullanabiliriz. M. Burak Kalkan isimli kullanıcının tekrar bakın şu eklentiyi kullanabiliriz. Eğer bu üzerinde artı varsa tıklayıp eklentiyle ilgili yeni paketi yüklemeniz gerekiyor öncelikle. Ekle diyoruz. Bakın uygulamayla ilgili bloklar geldi. Şimdi normal biz kodlarımızı oluşturacağız. Arduino Uno başladığı zaman diyeceğiz sürekli tekrarla. Sonra eklentinin üzerine geleceğiz. Bakın şurada LCD'yi başlat diyor. Şimdi bizim elimizdeki LCD'nin değişik modelleri adreslemesi olabileceğini söylemiştik. 74AT ya da 74T olması buradaki adres kısmını değiştirmemiz için gerekli bir sebep. Yani eğer entegre 74T ise 27'yi seçmeniz, 74AT ile bitiyorsa 3F'i seçmeniz gerekir. Şayet çalıştırdınız yine karakterler değişik bir şekilde geldi. Bu durumda hani adreslemeyi yine değiştirip şunları deneyip kodları tekrar yüklemeniz gerekir. Şimdi LCD'yi bu şekilde başlattık. Sonra LCD'nin ışığını yakalım. Bakın LCD'nin ışığı kapalı diyor. Işığı aç diyeceğiz. LCD'nin arka plandaki LED ışığı yakacak. Sonra ekranı kapat diyebiliriz. Bakın komple kapatabilir. İmleçin yerini gösterebilir. Ya da içeriği sağa sola kaydırabilir. Biz başlangıç için sadece yazı yazdıralım. Bakın diyelim ki LCD'nin satır numarası. Birinci satır mı ikinci satır mı bizim LCD'miz 16 sütun ve 2 satırdan oluşuyordu. Eğer elimizdeki LCD 2 satırlıysa bu şekilde birinci satır ve ikinci satır şeklinde konumlandırabiliriz. Bakın bazıları işte şu şekilde 4 satırlı olabiliyor. Yani 4 satırlı LCD'ler olabiliyor. Bu durumda da şu alanda değişiklik yapmamız gerekir. Hatta bazıları 20 sütunlu bile olabiliyor. Ben birinci satır ve birinci sütuna merhaba yazısı konumlandıracağım. Sonrasında
alt satırına da bunun dünya yazalım. Tabi bunu yaparken satır numarasını 2 yapalım. Bunu da sayfanın şöyle ortalarına konumlandıralım. Maksimum 16 değeri alıyor. Merhabayı üst satıra, yani birinci satıra sola yazdı. Dünyayı ikinci satıra biraz ortalanmış şekilde yazacak. Burada dikkat edeceğimiz nokta, Türkçe karakter kullanmamalıyız. Türkçe karakter kullanırsak LCD'de o karakter olmadığı için, yani gösteremeyeceği için karışık, rastgele değişik karakterler üretecektir. Bunu yaptıktan sonra bir miktar bekleme eklemekte fayda var. Yaklaşık yarım saniye kadar. Neden? Bu haliyle ekranı sürekli yenileyeceği için, sürekli tekrarlayıp yenileyeceği için karakterler silik çıkabilir. Evet, şimdi kodları yükleyebiliriz. Bakın, bağlan diyoruz. Bağlandık. Yükle dedik. Şu şekilde tutalım. Bakın, hiçbir şekilde yazı gelmedi. Hemen arkadaki potansiyometre ile şöyle tornavida ile oynayıp çevirdim. Gördüğünüz gibi merhaba dünya yazısı geldi. Hatta biraz fazla koyu olmuş. Bunu da biraz kısalım. Bakın şu şekilde merhaba dünya yazısı gelmiş oldu. Şimdi hatırlarsanız burada adresleme ile ilgili sorunlar yaşayabileceğimizi söylemiştik. Şayet biz bunu 3F seçmiş olsaydık ya da biz 27 seçip bunun adreslemesi farklı olsaydı. Bakın, kodları yükleyelim. Bir kapatıp açmamız lazım. Arduino'nun bağlantısını baştan bağladım. Bakın, karakterler gözükmüyor bu şekilde. Kare kare kutucuklar var. İşte burada adreslemenin önemini görüyoruz. Bunu tekrar düzeltelim. Sonra başka hangi fonksiyonları var, neler yapabiliriz, kullanabiliriz, bunu görelim. Bunu tekrar yükleyeceğiz. Ve sonra bağlantıyı kesmemiz gerekecek muhtemelen. Evet, geldi kodlar tekrar yüklenince. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Diyelim ki biz merhaba yazacağız. Sonra 5 saniye bekleyip aynı yere dünya yazmak istiyoruz. Bunu da birinci konuma alalım. Şunu da çoğaltalım. Yani aynı satır, aynı sütuna peş peşe bazı yazılar yazmak istiyoruz. 0.5 saniye arayla. Şimdi burada bazı karakterlerin sabit kaldığını göreceğiz. Bakın merhaba yazdı. Dünya yazdı ama hala o merhabadaki harflerin ve ünlem işaretinin kaldığını görüyoruz. Yani merhaba dünya baş şeklinde kaldı. Bunun nedeni de LCD'nin ekranının yenilenmesi için her seferinde, bakın şu temizle bloğu ile birlikte bir miktar bekledikten sonra ekranı tekrar temizleme ihtiyacı duyuyoruz. Bakın şu beklemelerden sonra, önce yaparsak var olan yazıyı da göremeyiz. Tekrar yükleyelim. Bakın, artık ekranı temizleyerek istediğimiz gibi yazıyı oluşturduk. Yani her seferinde yazının temizlenmesinde fayda var. Şimdi bu da tamam, bu yazıyı da yazdık. Şunları da alalım buradan. Başka ne bloklarımız var? İşte ekranın ışığını dilediğimiz zaman kapatabiliriz. Ekranı komple kapatabiliriz. İmleç gösterebiliriz. Bir de bizim işimize yarayacak şeyler var. Mesela ekranı sağa kaydırma ya da yanıp sönen yazı yazmak istiyoruz. O halde şöyle yapabiliriz mesela. Şunu çoğaltabiliriz. Buraya boşluk koyarız ve her bir işlemden sonra ekranı temizletebiliriz. Yani yarım saniye aralıklarla ekranda yazı belirip temizlenecek. Hatta şurayı hiç kullanmasak daha doğru bir kullanım olurdu. Bakın, yanıp sönen yazı yazmış olduk. Yani aslında şunu hiç kullanmasak doğrudan ekranı temizleyip 5 saniye beklese şöyle bizim için daha uygun olurdu. Daha az kodla aynı işlemi yapmış olurduk. Tekrar yükleyelim. Son olarak bir de kayan yazı uygulaması yapalım.
Bakın gördüğünüz gibi ekrandaki yazının yanıp söndüğünü görüyoruz. Bir de burada bakın sağ kaydırma bloğu var. Buna bakalım. İçeriği sağa kaydır. Yükleyelim. Bakın çok hızlı bir şekilde kaydırma işlemi yapıyor. Bunun hızıyla ilgili yapabileceğimiz çok da bir uygulama yok. Yani ne varsa ekranda sağa kaydırıyor. Yani burada süre ayarlaması bize bırakmamış. Kaydırma işlemini bu şekilde kendi otomatik olarak yapıyor. Buradaki bloklara müdahale edemediğimiz için manuel olarak da kaydıramıyoruz. Evet, LCD'nin kullanımı bu şekilde. Dilerseniz sensörlerle kullanarak artık bilgisayardan, kuklalardan ya da işte seri port çıktısından biz sensör çıktısına bakmak yerine doğrudan LCD üzerinden sensör çıktılarına bakabilir, Arduino ile dış dünyanın bağlantısını sağlayabiliriz.